Evet, kesinlikle. Gençlere inşallah buradan çok güzel tiyolar vermiş oluruz. Çünkü hepimiz o süreçlerden geçtik ama Evet. dediğiniz çok doğru bir şey. Onu hani kader değiştirecek bir şey olarak düşünmemek lazım. Galiba biz bir şeylere fazla anlam yüklüyoruz bazen. Evet. O huyumuzdan nasıl Hani vazgeçeceğiz esnek Berna olmak gerekiyor. Hanım? Hatta işte hani zihin dili programlamada şöyle bir şey var. Esnek olan sisteme hakimdir. Yani dolayısıyla o seçenek olmadıysa biz yine isteklerimizi devam ettirerek veya yeni hedefler bularak ne yapabiliriz? Yine istediğimiz sonuçlara ulaşabiliriz. Yani ne kadar esnek olursak, ne kadar çözüm odaklı olursak, ne kadar hani bunu böyle genellemelerle değil de kendi isteklerimize spesifik olarak odaklanırsak rahatlıkla genellikle istediğimiz şeyler hep oluyor. Peki bu yaptığınız çalışmalarda belli metotlar kullanıyor musunuz? Çünkü bilinçaltı da, yani hatta artık bilinç dışı diyorlar ona. Evet. Çünkü bizim hakimiyetimizin dışında davrandığı için hani hep ona altı diyebilmiştik ama onu programlayacak sistemler, yöntemler var mıdır? Yani tabii ki hani kişisel gelişimin temel programı olarak işte NLP zihin dili programlama, neurolingüistik programming diyebiliriz. Tabii Hani ki belli noktalara vuruşlar yaparak yaptığımızı. EFT de var tabii ki O da onu EFT. birleştirerek de yapıyorlar, değil mi? Birleştirerek de yapılabiliyor. O da duygusal özgürleştirme tekniği. Bir takım tabii ki bilinçaltı yöntemlerini uygulamak çok önemli. Yine mesela kişinin kendini tanıması, güçlü yönlerini, zayıf yönlerini bilmesi, güçlü yönlerini daha aktif kullanması, zayıf yönlerini geliştirmesi. Mesela bazı kişiler lider özellikleri oluyor. Hedef odaklı oluyorlar. Bazı kişiler daha barışçıl, daha kişiler arası ilişkilere önem veriyorlar. Dolayısıyla kendimizi tanırsak hepimiz aslında birbirimizden farklıyız. Ve aslında bunlar bir sorundan ziyade hani bazı şeylere baktığımız zaman bunlar bizim hani saç rengi, göz rengi gibi kendi özelliklerimiz. Dolayısıyla gelişime açık olduğumuz takdirde yeni becerileri çok rahatlıkla öğrenebiliyoruz. Tabii ki bilinçaltımızı programlamak da bunun aslında en alttaki destekleyici unsuru. Çünkü hani bilinçaltımızda eğer negatif bir şey varsa mesela ben yapamam yeterli kadar iyi değilim, insanlar güvenilmez böyle bir takım kalıplarımız varsa tabii ki harekete geçmemiz son derece zor Zor oluyor. oluyor, evet. İlk önce onları keşfetip onları ortadan kaldırsak çok daha rahat olur. Evet, söyledikleriniz arasında kendini tanımak bence en önemli ve altını fosforlu kalemlerle çizmemiz gereken şeydi. Mesela yazmak da bir yöntem mi? Mesela insan diyor ki nasıl canım, ben yıllardır kendimi tanıyorum, huyumu suyumu biliyorum. Ama elinize bir beyaz kağıt aldığınızda, bir tablo yaptığınızda, işte sevdiğim huylarım, sevmediğim huylarım veya ne yapmak istiyorum diye yazdıklarınızda çok hayret verici şeyler Çok çıkabiliyor, hayret değil verici mi? şeyler çıkıyor ama hani biz genellikle hep günü yaşıyoruz. Hani oturup hani böyle kendimize bakmak, geriye dönüp bakmak ve işte bunları incelemek gerekiyor aslında. Nasıl hani böyle bazı planlar yaparız, tatil planı, nereye gitsek, nerede kalsak falan gibi. Aslında kendimizle ilgili de bu tür farkındalıkları oluşturmak için gerekirse bir koçla çalışmak da çok faydalı olabilir. Eğer kendimiz bunları yapmak istemiyorsak. Evet, arkadaşlarım sosyal medyadan öfke kontrolüyle ilgili çok soru geldiğini söylüyorlar. Tabii ki yaşam şartları kolay değil. Genetik faktörler var, huyunuz suyunuz var. Öfkelenebiliyoruz yerli yersiz. Öfke kontrolü de yaşam koçluğuyla desteklenebilecek bir şey midir? Şimdi tabii ki öfke kontrolü şöyle. Şimdi hayatımız aslında bir döngü. Hani bunu bir tekerlek olarak düşünebiliriz. Farklı alanlar var. İşte iş hayatımız var. İşte ailemizle olan ilişkilerimiz var. İşte ikili ilişkilerimiz, romantik ilişkilerimiz, bulunduğumuz çevre, çalıştığımız iş, bulunduğumuz işte işle ilgili çevremiz vesaire. Kendi kişisel gelişimimiz, hayata bakışımız. Hani birçok alan böyle bir tekerlek gibi aslında oluşuyor. Ve atıyorum bu tekerlekteki herhangi bir sorun, örneğin ne bileyim bulunduğumuz lokasyonu beğenmiyoruz, işte işimizle ilgili sıkıntımız var, işte iletişimle ilgili arkadaşlarımızla problemimiz var, sosyal yaşantımızda sıkıntı var. Bunlar bizim hayatımızda bir süre sonra öfke birikimine sebep olabiliyor. Ve biz hani farkında olmadan çok basit bir şeye çok tepki verebiliyoruz. Örneğin hani çok yoğun çalışıyoruz, kendimize vakit ayırmıyoruz mesela hobilerimize. Mesela bu bile bizim bir süre sonra en basit bir şeye öfkelenmemizi sağlayabiliyor. Çünkü deşarj alanları Evet, yaratmıyoruz. evet. Yani kendi hayatımızdaki hani şöyle bir irdeleyip benim hayatımdaki yolunda giden veya gitmeyen yerler nelerdir? Bunlarla ilgili ben neler yapabilirim gibi düşüncelerimiz olduğu takdirde mesela bize çok basit gelecek bir şey o sırada bizim öfkelenmemize sebep olabiliyor. Ve biz daha huzurlu olursak
Mesela ona bakış açımız çok farklı olabiliyor. O sırada bizim için hiç o sorun bile olmayabiliyor. Derler ya, insanın kendinde bir şey başladığı zaman, değişim başladığı zaman etrafına da o değişim sirayet eder diye. Siz bunu gözlemliyor musunuz? Kesinlikle. Yani mesela işte benim verdiğim eğitimlerde, programlarda işte katılımcılarım hani daha hani programı almaya başladıkları ilk zamanlarda bile hani çocuklarıyla olan iletişiminde, işte hayata bakışında, eşleriyle olan iletişimlerinde inanılmaz bir farklılık yaşadıklarını söylüyorlar ve çevresindekiler onlara ifade ediyor hatta. Sana ne oldu? Bir değişiklik var şeklinde çok mutlu oluyorlar. Hakikaten hani bu bakış açısını içselleştirdiğimiz zaman ve o hayatımızdaki denge unsuruna odaklandığımız zaman hayatımızda çok güzel şeyler olabiliyor. Evet, mesela günü iyi kullanmak diye bir şey vardır. Bunu geç kalkıp sonra erken kalktığınızda günün ne kadar uzun size gelmesinden anlarsınız. Evet. Sabah kalktığımız saat, akşam yattığımız saat, yine mesela danışanlarınıza baktığınızda hedefinize ulaşmanızı, hayatınızın olumlu ya da olumsuz olmasını çok etkileyen bir şey mi? Zaman tabii ki çok önemli olan bir şey. Çünkü herkese eşit olarak verilen tek şey zaman. Sonuç olarak zamanı etkili kullandığımız zaman, verimli kullandığımız zaman tabii ki bu bize işte hem güç açısından hem başarı açısından hem öğrenme açısından inanılmaz bir katkı sağlıyor. O yüzden hani zamanı iyi kullanmak için mesela gün içinde planlama yapabiliriz. Yine mesela öğrenciler için, çalışanlar için mesela bir takım teknikler var. Örneğin hani okuyarak öğrendiğimiz şeyleri mesela anlayarak hızlı okuma teknikleri, hafıza teknikleri bunları hani kişisel gelişim anlamında hayatımıza katabiliriz. Çünkü artık gün içinde bizi etkileyen hani dijital bir çağda yaşıyoruz. Çok fazla işte sosyal medyaydı, işte telefonlar, tabletler, bilgisayarlar. Dolayısıyla bunları doğru yönetebileceğimiz bir teknikleri öğrendiğimiz zaman bizi de tabii ki o zamanı çok daha etkili kullanmamızı sağlıyor. Hani güzel bir yere getirdiniz. Sosyal medya bence hayatları çok değiştirdi. Olumlu ve olumsuz anlamda da new medya dediğimiz yeni mecralar yarattı. Evet, ticari açıdan birçok kişiye, birçok kişinin kendini ifade etme özgürlüğü belki buldu ama bir yandan çok olumsuz etkileri de var. Mesela ilişkilere baktığımızda çok daha yıpranan ilişkiler görüyoruz, sürmeyen evlilikler görüyoruz ki ben bunun etkili olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bir yaşam koçu olarak? Yani tabii ki şimdi mesela insanlar bir davete gidiyorlar, işte bir yemeğe gidiyorlar. Bakıyoruz herkes telefonuyla meşgul. Yani hatta ben şey dedim bir arkadaşıma, ben şimdi hani birlikte olmasaydık keşke ben sana telefon Aynı açsaydım. şeydi değil mi? Daha belki dedim hani daha birlikte olabilirdik. Evet yani bulunduğumuz anda hani o sırada ne yapıyorsak ona odaklanmamız gerekiyor. Yani anda olmak hakikaten çok önemli. Örneğin o yemekteysek hani biz bir sohbet ediyorsak telefonlarımızı ne bileyim hani gerekmedikçe, önemli bir şey olmadıkça kaldırıp birbirimize odaklanmamız gerekiyor. Mesela öğrenciler ders çalışırken telefonlarını, tabletlerini bir yere bırakıp eğer hani tabii ki bir şey okumayacaklarsa, oradan öğrenmeyeceklerse bırakıp o tamamen o sırada yaptıkları sorulara odaklanmaları gerekiyor. Tabii ki bu çok dikkat dağıtan bir unsur. Ve hani çoğu kişiden de hani işte dikkatim dağınık, konsantre olamıyorum gibi şeyler de duymaya başladık son Evet, zamanlarda. aslında işin bir de şu tarafını da sormak istiyorum. Özellikle iş insanları mesela sosyal medya kullanımına, yönetimine çok dikkat ediyorlar. Çünkü orada bir kişilik, aslında sosyal medyada da bir kişiliğiniz var ve bu gerçek kişiliğinizi yansıtıyor olması gerekir. Belki çatışmaması gerekir. Belki de tam tersi, orada çok daha samimi bir imaj çiziyor olmanız gerekir. Bu konuda da yönlendirmeler yapıyor musunuz? Yani tabii ki bu konularda ihtiyaç olursa bizim aslında yaptığımız tamamen kişiye özel bir şey. Yani burada bir danışmanlık yapmıyoruz biz. Şöyle olması gerekir, böyle olması gerekir şeklinde. Kişinin ihtiyaçları doğrultusunda. Belki kişi hani hayatını daha ne bileyim sosyal medyaya daha nasıl diyeyim ilan etmek şeklinde yaşıyor da olabilir. Daha paylaşımcı olmak şeklinde de yaşıyor olabilir. Bazısı da hani bana kalsın ben işte ne bileyim arada bir şey paylaşayım mı? Bu da tamamen hani aslında koşluk bir soru sorma sanatı. Tamamen kişinin ihtiyaçlarını dikkate alarak, farklarını dikkate alarak onun istediği sonuçları almasını Siz doğru sağlayan bir soruyu süreç. sorduğunuz zaman. Doğru soruyu sorduğumuz zaman zaten kişi cevabı biliyor. Bu ve herkese göre farklılık gösterebiliyor.
Evet, biz de bu soruyu sevgili izleyenlerimize soralım. Sosyal medyadan da cevaplarımızı takip edelim. Sizce sosyal, yani ben mesela sosyal medyasız günleri özleyenlerdenim. İlişkilerin daha bozulmadığına inanıyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Lütfen sosyal medya hesaplarımızdan paylaşın. Bu konuyu da çok merak ediyorum. Yani bu tabii ki yaş şeyine göre de değişiyor. İşte X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı çok farklı kullanabiliyor sosyal medyayı. Yani işte belli bir kuşağın tercihleri diğeriyle hiç uyuşmayabiliyor ya da o sıradaki istekleri. Yani tabii ki işte insanların isteklerine veya tabii ki dengede olduğu sürece kendi isteklerine tabii ki saygı duyuyoruz yani her şekilde. Evet, zorlama yok ama doğruyu yönlendirme var. Doğruyu yönlendirme var. Zaten aslında kişiler de ne yapıp ne yapmamaları gerektiğini biliyorlar ama işte bazen bu şekilde hani herkesin bir paylaşımı ortak bir şey olduğu için birbirimizi etkileyebiliyoruz her konuda. Evet, çok doğru. Çok teşekkür ederim Berna Hanım. Ben çok teşekkür ederim. Hayatın önemli bir konusuydu. İnşallah sizi yeniden bu stüdyoda ağırlarız.